Merhaba gençler, İmam Hatip Ortaokulları 8. Sınıf Arapça ders kitabımızın 5. ünitesi olan Er-Riyaza yani spor ünitesinin 1. dersine devam ediyoruz. Dersimizin ismi Tarih-ur-Riyaza, spor tarihi. 1. yönergemizi okuyarak başlıyoruz. İstemi ilel ibarat, ifadeleri dinle ve e ha ve onları tekrarla. Tümme teemmel ha sonra onların anlamlarını düşün. Müsta'inen bir suvar, resimlerden yardım alarak. Tarihu hu Küratil Kadem Küraül Kadem Arapçada futbol demektir neymiş arkadaşlar futbol Çünkü Arapçada Küra top demektir Kadem ayak demektir Dolayısıyla Küraül kademi ne diye söylemişler Futbol olarak ne yapmışlar söylemişler tarihi Küratil Kadem Futbol tarihi tarihi hutul daira Tarihul Küati daira Arkadaşlar el küratü daira voleybol demektir. Neymiş arkadaşlar? Voleybol. Küratül kadem idi? Futbol idi. El küratü daira voleybol. Tarihul küratü daira voleybol tarihi. Tarihul küratü selle. Basketbol tarihi. Neymiş o zaman e küratü selle? Basketbol demekmiş. Tarihul küratü selle. Ennevadi. Buradaki Ennevadi arkadaşlar çoğul bir ifade. Peki neyin çoğulu Ennadi? Ennadi kulüp, Ennevadi kulüpler. Ennadi, Ennevadi. El alabu Bu bir sıfat tamlaması arkadaşlar ve spor oyunları demek. Riyada spor değil miydi? El alab -el buradaki elab çoğul arkadaşlar. Neyin çoğulu labun labun oyun, elab oyunlar, el elab riyadiye spor oyunları. Şuna geldik. El müntehabül vataniyü türkiyü. El vataniyü Arapçada milli demektir. Ne demekmiş? Milli. O zaman Türk milli takımı. El müntehabül vataniyü türkiyü. El müsabakatü riyaziye. El müsabakatur riyaziye. Buradaki el müsabakata bakalım arkadaşlar. El müsabakat çoğul bir ifade. Müsabakanın çoğulu. Türkçede biz bunu kullanıyoruz. Güreş müsabakası diye mesela. Yani yarış anlamında. El müsabaka yarış, el müsabakat yarışlar. El müsabakat müsabakatur diye, spor yarışları. İkinci önergeye geçtik. İstemiye ilel cümel. Cümleleri dinle. Buradaki cümel neydi arkadaşlar? Çoğul idi. Neyin çoğulu idi? Her zaman söylüyoruz. Cümlenin çoğulu idi. Bu e'id ha ve o cümleleri tekrarla. Tüm mektub ha sonra onları yaz. Fi defterlik defterine. Bakalım cümlemiz neymiş? Evvelu riyaza fit tarihi hüve el musaraatu vel mülakeme. Evvelu riyaza, evvel Arapçada ilk demek biliyorsunuz. İlk spor, fit tarihi, tarihteki ilk spor, Hüve ne hiye neymiş bakalım ilk spor. El musara'a vel mülakeme. Musara'a ve mülakeme ne demek? Musara'a güreş, mülakeme boks arkadaşlar. Demek ki tarihteki ilk iki spor bunlarmış. El musara'a, el mülakeme. Öbür cümleye geçtik. Diyor ki, Lübetü küratil kadem, ekdemü min küratis selle. Küratil kadem neydi arkadaşlar? Neydi bu? Hatırlayın. Futbol. Az önce gördük. Peki şu neydi? Pratüselle. Basketbol idi. Öyle değil mi? O zaman. Lube oyun demek. Neymiş arkadaşlar? Lube oyun. O zaman futbol oyunu ekdem daha eskidir. Ne demekmiş? Daha eskidir. Min küratiselle basketboldan. Buradaki ekdeme bakalım. Kadim Arapçada eski demektir. Neymiş arkadaşlar kadim, eski. Sen benim kadim dostumsun diye kullanırız mesela. Ekdem en eski ya da daha eski anlamında ne yapıyor? Kullanılıyor. Hangi sıfattan kadimden geliyor? Kadim, ekdem. O zaman ne diyeceğiz? Futbol oyunu basketboldan daha eskidir. Kadim, ekdem. Kadim neydi arkadaşlar? Eski demekti. Şuna geliyoruz. Neşe et. Hâzihir riyâvâd fil qarneyni tâsi'a aşara vel işriyin. Diyor ki arkadaşlar. Neşe e. Neşe e ne demek arkadaşlar? İlk defa doğmak ortaya çıkmak demek. Yani ilk defa doğdu. Yani doğdu ilk defa ortaya çıktı. Neşe e. Hâzihir Buradaki er-riyaza sporlar demek. Riyazanın çoğulu. Bu sporlar ortaya çıktı. Fil-karneyni. Arkadaşlar, karın Arapçada karnın yüzyıl asır demektir. Karneyn, iki yüzyıl. Öyle değil mi? İkil. Kaçıncı? Hangi iki yüzyılmış? Et-tâsi'a aşar. Kaç oluyor? On dokuzuncu. Vel-aşriyn. Arkadaşlar 20 ve 20 Arapçada ne demekti? 20 demekti. O zaman 19. ve 20. yüzyıllarda ne yaptı? Bu sporlar ortaya çıktı. İşte el karneyn. Ne demekti karneyn? 200 yüzyıl. İşte o iki yüzyıldan kastettiğini hangisiymiş? 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl. Yeni tanıştığımız fiilimiz hangisiydi? Neşe'e. Ne demekti? Doğdu. İlk defa ortaya çıktı. Riyazat neyin çoğulu idi? Riyaza'nın çoğulu idi. Şuna geldik diyor ki arkadaşlar. Enna değil evvel. Enna değil neydi arkadaşlar? Az önce söyledik. Enna değil kulüp demekti değil mi? Enna değil evvel sıfat tamlaması değil mi? Birinci kulüp. kaçıncı kulüp? Birinci kulüp. Fi Türkiye. Türkiye'deki ilk kulüp. Hüve Beşiktaş. Hangi kulüpmüş arkadaşlar? Beşiktaş'mış. 1903 miladi kaçta e, ilk defa kurulmuş bu kulüp? 1903'te kurulmuş. Peki 1903 nasıl söylenir? Elfün ve tis umiyetin ve selase. Elfün ve tis ve selase lil milad. Yani miladi 1903'teymiş. Şuna geldik. Ennadi sani fi Türkiye. Ennadi sani neydi arkadaşlar? İkinci kulüp. Es ikinci değil mi? Evvel es sani. Evvel birinci es sani ikinci en evvel ikinci kulüp, Free Türkiye, Türkiye'de Hüve Galatasaray, Galatasaray. Ne zaman doğmuş arkadaşlar? Kurulmuş bu kulüp? elfün what is ve 5. milli milat, miladi 1905'te ne yapmış arkadaşlar? Kurulmuş. Şuna geliyoruz. en salis, üçüncü kulüp. Bakın. El-evvel, es-sani, es-salis birinci, ikinci, üçüncü. O zaman bu kaçıncı kulüpmüş? Üçüncü kulüp Fi Türkiye Türkiye'de Hüve Fenerbahçe. Ne zaman doğmuş, kurulmuş arkadaşlar? El Fün ve Tis ve Seb'a. 1907 yılında ne yapılmış miladi? Kurulmuş bu kulüp. O zaman birinci kulüp Beşiktaş, ikincisi Galatasaray, üçüncü kulüp neymiş? Beşiktaş kulübü imiş. Şimdi üçüncü önergeye geçtik. Diyor ki ekmil. Ekmil neydi arkadaşlar? Çok yerde geçti. Bazı çok yönergelerde geçti. Tamamla. Bir emir kalıbı. Neymiş arkadaşlar? Tamamla. Es sual el ati. Sual neydi? Soru. Gelen soruyu tamamla. Bi ile esma in nevadi. Esma ismin çoğulu. Nevadi de ennadinin çoğulu. Ennadi neydi arkadaşlar? Kulüp. Ennevadi kulüpler. Kulüplerin isimleri ile bakın burada ne var? Bi var ile. Kulüpler Ennevadi, Esma isimler. Ennevadi o zaman kulüplerin isimleri ile aşağıdaki soruyu tamamla. Fil cedvel. Cedvel neydi arkadaşlar? Çok geçiyor yine yönergelerimizde. Tablo. Bu ecib ve onları ne yap? Cevapla. Neymiş arkadaşlar? Cevapla. Anhu. Ohu soruya gidiyor. Öyle değil mi? O soruyu cevapla. Bin neam evla evet veya hayır ile tamamlı Hangisi ile nerede burada? B. Tüm mektup sonra yaz. El edubi bete. Edubi neyin çoğuluydu arkadaşlar? Cevabın çoğuluydu. Neyin çoğulu idi? Cevap. Cevapları yaz. Ednahu kemafil misal örnekteki gibi cevapları ne yapıyor arkadaşlar? Yaz. Şimdi arkadaşlar kulüplerimiz şöyle diyor ki hel tuşecciu ferika nokta 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 hel tuşecciu şuradaki fiilimize bakalım tutmak demek desteklemek demek ferik Arapçada takım demek ferik neymiş takım şecciu şecciu desteklemek tutmak demek hel tuşecciu sen tutuyor musun Ferika nokta 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 falanca takımı tutuyor musun? Öyle değil mi? Takımları tek tek alta yazmış. Evet o takımı tutuyorsak evet tutmuyorsak hayır diyeceğiz. Öyle değil mi? Birinci takım neymiş? El müntehabül vataniyü türkiyü. Türk milli takımı. Ne am? Evet. Birinci kulüp neymiş? Beşiktaş spor. La. Çünkü arkadaşlar ben futbolun feysinden anlamıyorum. Bunları rastgele doldurdum yani. Galatasaray spor, ikincisi neymiş? Galatasaray spor, neam, evet. Fenerbahçe spor, la, Trabzon spor, la, Ankara gücü spor, beşinci neymiş? Ankara gücü spor, la, Bursa spor, la. Demek ki buradaki kalıbımız neymiş? Hel tuşeciu, tutuyor musun? Ferik neydi arkadaşlar? Takım. Şimdi bunları büyüterek bir yazalım. Birinci soru neydi? Hel tuşecci'u feriqal müntehabil vataniyi Türkiye'yi Neydi bu maviyle belirttiğimiz? Türk milli takımın takım neydi burada? Ferik. Neydi? Türk milli takımını tutuyor musun? Bu fiilimizin mazisini hemen bir yazalım arkadaşlar. Şecca. Neymiş? Şecca. Muzarisi neymiş? Yuşecciu neymiş? Yuşecciu. Takımı yani takımı tuttu, takımı tuttu, destekledi. Takım tutuyor, ne yapıyor? Destekliyor. Tuşecciu sen destekliyor musun? Neyi ferika takımını? Hangi takımı? El bil Vatani Türkiye'yi, Türk milli takımını tutuyor musun? destekliyor musun? Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman fiilimiz neydi? Yeni tanıştığımız fiilimiz şecca yuşecciu. Takımı tuttu, takım tutuyor. Yani destekli, destekliyor anlamına geliyor. Şimdi o zaman ne diye, buna evet diye cevap vereceğiz. Neam evet. Uşecciu. Bakın sen destekliyor musun diye sorarsan ben de ben destekliyorum diye sorarım. O zaman tuşecciu sen destekliyorsun. Uşecciu ben destekliyorum tuşecciu uşecciu. Evet destekliyorum. Ferikal müntehabil vataniyi Türkiye'yi evet Türk milli takımını ne yapıyorum? Destekliyorum. Şecca yuşecciu. Şimdi ikinci soru neydi? Tabloya göre sorulara cevap veriyoruz. Hel tuşecciu. Ferika Beşiktaş Spor. Beşiktaş Spor takımını. Ferik neydi arkadaşlar? Ferik hatırlayalım tekrar. Takım. Öyle değil mi? Daha yukarıda var zaten. Şecca yuşecciu neydi? Destekliyor. Tuşeccev sen destekliyor musun? Ben buna ne diyeceğim? Olumsuz cevap verelim buna. Dediğim gibi cevapları rastgele veriyoruz. La hayır. La uşecciu. Bakın. Uşecciu. La uşecciu. Olumsuz cevap verirken la kullanacağız öyle değil mi? La o desteklemiyorum. Ferika Beşiktaş Spor. Beşiktaş Spor takımını desteklemiyorum. O zaman uşecciu La uşeci'u. Üçüncü soru neydi? Hel tuşeci'u feriqa Galatasaray Spor. Galatasaray Spor takımını, feriq neydi takımını destekliyor musun? Buna da olumlu cevap verelim. İki cevabı da görün diye. evet. <laughs> uşeci'u ne yapıyorum destekliyorum? Feriqa Galatasaray Spor. Galatasaray Spor takımını ne yapıyorum? Destekliyorum. Yine Hel tuşeci o Ferika Fenerbahçe Spor. Fenerbahçe Spor takımını destekliyor musun? Tutuyor musun? La. La uşeci hayır tutmuyorum, desteklemiyorum. Ferika Fenerbahçe Spor. Fenerbahçe Spor takımını ne yapmıyorum? Tutmuyorum. Ferik neydi gençler? Takım öyle değil mi? O zaman bazı sorulara ne am diye cevap verdik ki olumlu cevabı görün diye. Bazılarına da ne diye cevap verdik? La diye cevap verdik ki olumsuz cevap nasıl veriliyor? Görün diye. Uşecci'u la uşecci'u kalıbını kullanacağız. Devam ediyoruz. Hel tuşecci'u ferika Trabzonspor. Trabzonspor takımını destekliyor musun? Tutuyor musun? Ne diyeceğiz? La. La uşecci'u ferika Trabzonspor. Trabzonspor takımını ne yapmıyorum? Desteklemiyorum. Peki buna evet diye cevap versek ne derdik? Ne Naam. Uşecci'u, Ferika, Trabzon, Spor. Buradaki la'yı ne yapardık? Kaldırırdık. Hel tuşecci'u, Ferika, Ankara, Gücü, Spor. Artık kalıp çok kullandık. Altıncı kez kullanıyoruz. Bakın altıncı cümledeyiz. Çünkü demek artık iyice öğrendik. Hel tuşecci'u, Ferika. Nokta nokta nokta. Nokta nokta takımını tutuyor musun? Buna cevap verirken, olumlu cevap veriyorsak uşecci'u, olumsuz cevap veriyorsak la uşecci'u diyoruz. Ne diyelim buna da olumsuz cevap verelim. La hayır. La uşecci o desteklemiyorum. Tutmuyorum. Fedik kara gücü spor takımını ne yapmıyorum? Tutmuyorum. Demek ki bazı sorular olumlu. Bazılarına olumsuz cevap verdik. İki türü ne yaptık? Görmüş olduk. Yine devam ediyoruz. Hel tuşeciyon ferigat bursa spor. Bursa spor takımını tutuyor musun? Öyle değil mi? La, hayır. La o tutmuyorum. Feriga, Bursa Spor. Bursa Spor takımını ne yapmıyorum? Tutmuyorum. Peki buna olumlu cevap versek ne derdik? Neam, o tutuyorum. Feriga, Bursa Spor derdik. Öyle değil mi? Dördüncü yönergeye geçmiş olduk. İkra oku el cümelel atiye. Gelen cümleleri oku ve tehaddes an. Neydi tehaddes an? Bahset hatırlayın. Çok geçiyor yönergelerimizde. Konuş. Öyle değil mi? Oradaki ha cümlelere gidiyor. Nereye gidiyormuş? Cümlelere. O cümleler hakkında konuş. Fisaf sınıfta. Tüm mektub ha. Yine o cümleleri yaz. Fi defterik defterine. Neymiş bakalım? Ya'udu tarihu kuratil kadem ila ma el milad. Diyor ki arkadaşlar kuratil kadem neydi? Futboldu öyle değil mi? Tarihu kuratil kadem ne demek? Bakın isim tamlaması tarihu küratil kadem futbolun tarihi dayanır nereye kadar dayanırmış ila ma kablel milat el milat ne demek milattan önce öyle değil mi şu fiilimizi bir tanıyalım arkadaşlar fiilimiz <laughs> ade yaudu ade döndü yaudu ne yapıyor dönüyor öyle değil mi yani diyor ki şurada Futbolun tarihi ta milattan önceye kadar döner. Yani biz bunu nasıl çevireceğiz? Milattan önceye kadar dayanır. Ta geçmiş oraya kadar dönüyormuş. Ade yeudu. Kablel milat neydi arkadaşlar? Milattan önce. Şimdi neşe neydi neşe? Ye? Az önce söylemiştik. Ortaya çıkmak ilk defa ortaya çıktı, doğdu. Öyle değil mi? Neşe et. Neden t getirdik? Neşe et dedik. Çünkü lobetü. Doğan ne burada? Öznemiz ne? Lobetü oyun. Lüubetü neydi arkadaşlar? Oyun. Öyle değil mi? O zaman küratis selle neydi? Basketbol. Lüubetü küratis selle isim tamlaması. Ne tamlaması? İsim tamlaması. Basketbol oyunu neşee yaptı? Yani ne yaptı? İlk defa doğdu ortaya çıktı. Öyle değil mi arkadaşlar? Fi elfin ve semani mietin ve vahit ve tis'iyyin 1891 yılında ortaya ne yaptı? Çıktı. Fiilimiz hangisiydi arkadaşlar? Neşe e, yenşe ü. İlk defa ne yapmakta ortaya çıkmak? Doğmaktı. Lube neydi arkadaşlar? Lube oyun. Buradaki ağama bakalım. Am, ağam, am arkadaşlar. Bir mana sene. Neymiş? Sene anlamındadır. Yani eş anlamlıdır. Öyle değil mi? 1891 yılında basketbol oyunu ortaya ne yaptı? Çıktı. Şimdi öbür cümledeyiz diyor ki burada da neşe et çıktı yine fiilimiz az önce geçen fiilimiz lobetül küratit daira arkadaşlar el küratit daira neydi hatırlayın voleyboldu öyle değil mi o zaman voleybol lobesi Lube neydi lobe oyun ortaya çıktı fi'am elfin ve semanimiyetin ve miladî ve miladiyen. öyle değil mi Miladi 1890 5'te ne yaptı ortaya çıktı. Am neydi am? Az önce söyledik yıl. O zaman küratü selle basketbol. El küratü daira voleybol. Şimdi devam ediyoruz. Lübetül küratü daira. Lübe neydi çok geçti. Demin de geçti iki, iki kere oyun. Caet geldi. Voleybol oyunu geldi. Ba'de lobeti kürati selle. Kürati selle neydi? Basketbol oyunundan sonra. Ba'de neydi? Sonra. Ne kadar sonra? Bir erba'i sene Dört yıl sonra. Ha, önce basketbol ortaya çıkmış. Neşe'e yapmış. Ortaya çıkmış. Ondan dört yıl sonra ne ortaya çıkmış arkadaşlar? Voleybol ortaya çıkmış. O zaman tekrar ediyoruz. Lobene neydi? Oyun. Şimdi şuradaki yeni tanıştığımız fiilimize bakalım gençler. Cae. Cae gelmek demek. Neymiş cae? Geldi. Caet. Geldi. Peki neden mühendis getirdik? Çünkü gelen oyun. Öyle değil mi? Oyun mühendisi olduğu için fiili de nasıl getirdik? T'li getirdik. Cae demedik. Caet dedik. Çünkü neden? Oyun geldi. Oyun mühendisi olduğu için fiilini de nasıl getirdik ona uygun? getirdik. Bade neydi Bade sonra? Lorbeti Kuratis Selle. Basketbol oyunundan sonra geldi. Kaç yıl? Dört yıl. Buradaki senevata bakalım gençler. Senevat çoğul bir kelime. Neyin çoğulu? Senenin çoğulu. Devam ediyoruz. Bede et. Lübetü küratil kadem li evveli merra fi inciltera fil garnit tasi'an aşar. Diyor ki arkadaşlar. Bede. Bede arkadaşlar. BDE ye başladı, yep de ü başlıyor. Mesela bede et ders, ders başladı denir öyle değil mi? O zaman BDE başladı. Peki neden fiili BDE değil de bede et diye mühendis getirdim? Çünkü başlayan ney? Oyun. Öznemiz ne? Oyun. Oyun mühendis olunca fiili de özneyle beraber uyumlu getirmek durumunda kaldık. Arapçada öyle bir kural var. O zaman BDE değil bede et dedik. Lübetü küratil kadem neydi? Futbol oyunu başladı en e neydi o zaman başladı. Li evveli merra. Arkadaşlar evvel neydi ilk? Merra kere. O zaman evveli merra ne demek? İlk defa. Neymiş? İlk defa. Bunu da unutmayın. Kalıp halinde ezberleyin. Li evveli merra. Evveli merra ne demekmiş? İlk defa. İngiltere. İngiltere'de başlamış. Karın neydi karın? Az önce söylemiştik karın. Asır demek öyle değil mi arkadaşlar? Asır. Karneyin neydi? İki asır. 19. asırda yüzyılda İngiltere'de ilk defa başladı. İlk defa demek ki futbol ilk defa nerede oynanmış? İngiltere'de oynanmış 19. yüzyılda. Tuka mı? Kesül alem li kurratil külle erba'i senevat. Diyor ki arkadaşlar Tuka mı? Şimdi buradaki kes'e bakalım. Kes kupa. Neymiş arkadaşlar? Kupa. Kesül alem Alem dünya demek dünya kupası. Kesün neymiş? Kupa. Dünya kupası gerçekleştirilir. Hangi dünya kupası? Likürratil kadem. Futbol dünya kupası. Kesün neydi arkadaşlar? Kupa. Külle erba senevat. Her dört yılda bir ne yaparmış? Gerçekleştirilirmiş. Senevat neydi? Çoğuldu değil mi? Külle her her dört yılda bir ne yaparmış? Gerçekleştirilir. Şuna geldik. Tukamu kesül karati. Li qadem, kadem külle seneteyn. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne dedi bu arkadaşlar? Kesü neydi? Kupa. El garrat. Kıtalar arası kupa. Li qadem, kadem. Futbol konfederasyon kupası diye çevirelim biz bunu. Çünkü garra kıta. Garrat kıtalar demek. Kesül garat kıtalar arası kupa. İşte konfederasyon kupası varmış. Bir de öyle bir kupa türü, tür varmış. Likül Küretil kadem Futbol Konfederasyon Kupası Külle Seneteyni iki yılda bir ne yaparmış arkadaşlar? Gerçekleştirilir. O zaman Garra Kıta Garrat Kıtalar Kes neydi? Kupa. Külle Seneteyni ne demek? Senetün bir yıl Seneteyni iki yıl Senevat yıllar. O zaman Senetün Seneteyni Senevat. 5. önergeye geçtik. İstemi ile hivar. Hivar ne idi? Diyaloğu dinle. Tüm mekrahu sonra onu oku. Ve kütübü ve onu yaz. Fi defterik. Çocuk diyor ki. Ya ebi. Maza te'arifu an tarihi kuratil kadem. Maza tarifi. Ne biliyorsun? Birazdan zaten baba ile oğul arasında konuşmayı okuyacağız. Diyor ki. Tarihi kuratil kadem. Futbolun tarihi. Hasan diyor ki, ya ebi maza ta'rifu an tarihi küratil kadem? Maza ta'rifu. Arkadaşlar fiilimizi hemen tanıyalım. Araf'e bildi, ya'rifu biliyor. Arif, bilgin. Türkçe'de kullanıyoruz biz bunu, öyle değil mi? Ta'rifu sen biliyorsun. Maza ta'rifu ne biliyorsun? Ne hakkında? Futbol tarihi hakkında ne biliyorsun? Baba da diyor ki, evvelen ilk olarak küratil kadem, futbol Luhbetun cemiletun bakın sıfat tamlaması. Ne tamlaması? Sıfat tamlaması öyle değil mi? Luhbe neydi arkadaşlar? Oyun. Cemile güzel bir oyundur. Ve mumtiatun ve eğlenceli bir nedir? Oyundur. Luhbe neydi? Oyun. Öyle değil mi? Mumti eğlenceli. O zaman e, ilk olarak futbol güzel ve eğlenceli bir oyundur. Mumti neymiş? Oyun. E, eğlenceli. Luhbe neymiş? Oyun. Yuşahidu ha oradaki ha futbola gidiyor. Nereye gidiyormuş? Futbol. Onu izler. Öyle değil mi? Hemen fiilimizi tanıyalım. Şahede izlemek izledi. Yuşahidu izliyor. Yuşahidu ha onu izler ve Yumarisuha ve onunla meşgul olur. Kesirun minenaz. Kesirun minenaz. Kesir Arapça da çok demek değil mi? Kesirun minenaz pek çok insan. Nâs insanlar demektir. Kesirun minen nas insanlardan pek çoğu. Biz bunu nasıl çeviririz? Pek çok insan onu izler ve onunla ne yapar arkadaşlar? ilgilenir. Hemen fiilimizi tanıyalım. Deminki tanıdığımız fiilimiz yuşahidu idi. Şimdi yumarisü'ye geldik. Marasa marase yumarisü. Marase bir işle ilgilenmek, meşgul olmak. Yumarisü bir işle ilgileniyor, meşgul oluyor. O zaman Yumaris yuha, oradaki ha da nereye gitti yine? Futbola gitti, onunla meşgul olur, ilgilenir. Kesirun minennas, öznemiz geldi. insanlardan çoğu, yani pek çok insan. Ve yaudu, tarihu kuratil kadem, futbolun tarihi dayanır, uzanır, döner. Dedi ki, ade yaudu demiştik. İla ma el milad, el milad ne idi gençler? milattan önce demekti. Kablel milat ne demekti? Milattan önceye ne yapar? Dayanır. O zaman bu cümlede bu, buraya kadar üç fiil geçti. Arafe yarifü, şahide yuşahidü, mağrase yumarisü. Mümti neydi? Eğlenceli. Hasan devam ediyor. Ma ne? Men nadil evvel. Arkadaşlar en nadil evvel neydi? En nadil evvel. ilk tak ilk kulüp. Ma nedir? Elledi. neşe Neşee Doğan Neşe neydi ilk defa ortaya çıktı doğdu Fi Türkiye ya ebi babacım Türkiye'de ilk defa ortaya çıkan kulüp ilk kulüp nedir öyle değil mi Neşe neydi neşee doğmak ortaya çıkmak Baba da dedi ki Hüve Beşiktaş Neşee ne yaptı ortaya çıktı doğdu fi seneti elfin Votis omiyetin veselase miladiyen. Miladi 1903 yılında ne yaptı? Ortaya çıktı. Hasan dedi ki. eyne nerede? Bede et. Bede neydi gençler? Bede e. Bede et ders demiştik. Ders başladı. Başladı. Lübetü küratil gadem. Futbol oyunu nerede başladı? Li evveli merra. Az önce bu geçmişti. Evveli merra neydi arkadaşlar? İlk. Defa öyle değil mi? Şimdi fiili bir daha hatırlıyoruz. Bede'e ye başladı. Yepde'ü başlıyor. Hatta neden bede et demiştik? Çünkü öznemiz lübetü idi. Yani müennes idi. Ve evveli merraneydi ilk defa. Şimdi babamız da diyor ki bede et fi inciltera fil karnit tasya aşar. Karn neydi artık? 3-4 kere geçti. Ezberledik bunu artık. Asır yüzyıl. Kaçıncı yüzyılda başlamıştı? Et tasya aşar. 19. yüzyılda İngiltere'de ne yaptı? Başladı. Bede'e neydi? Başladı. Li evveli merra neydi? İlk defa. En nadil evvel neydi? İlk kulüp. Hasan dedi ki, şükran ya ebi, teşekkürler babacığım. Bu ene uridu. Ben istiyorum. En, en neydi? En, 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 en. Mak. Öyle değil mi? Ekune olmak istiyorum. Laiben, oyuncu. Laib neymiş arkadaşlar? Oyuncu. Mahiran. Mahiran ne demek arkadaşlar? Yetenekli, maharetli diye Türkçe'de kullanıyoruz. Öyle değil mi? Yetenekli bir oyuncu. Bakın bu sıfat tamlaması. Yetenekli bir oyuncu olmak istiyorum. Öyle değil mi? Şimdi buradaki fiilimize bakalım. Uridu. Bunun mazisi neydi arkadaşlar? Erade. istediği. Yuridu ne yapıyor? İstiyor. Erade neymiş? İstediği. Yuridu neymiş? İstiyor. Ben istiyorum uridu. Öyle değil mi? En ekune. Olmak istiyorum. Nasıl bir oyuncu? Yetenekli bir oyuncu. Yetehaddesune anni film müstakbel. Arkadaşlar hemen fiilimize bakalım. Tehaddes an diye yönergelerimize geçiyor ya. Tehaddese bahsetti. Yetehaddesü bahsediyor. Yetehaddesune. Bakın çoğul. Bahsediyorlar. Ne diyeceğiz o zaman? bahsediyor, bahsediyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Çoğul. Anni benden. Nereden anladım benden olduğunu? Burada yağ var. Bakın tehaddese anla kullanılır zaten. Anni dersen benden olur. Benden bahsettikleri. Fil müstakbel. Müstakbel Arapçada ne demektir? Gelecek. O zaman gelecekte benden bahsettikleri. Bahsettik. Yani insanların benden bahsettikleri yetenekli bir oyuncu olmak istiyorum. Anlaşıldı mı? O zaman tehaddese yetehaddesu. Çoğul yapın yetehaddesune. Onlar bahsediyorlar anni benden. Mahir neydi? Yetenekli. Müstakbel neydi? Gelecek. Baba da dedi ki inşallah ya Hasan inşallah dedi. Şimdi 6. yönergeye geçtik. İstemi ilel es iletil atiye gelen soruları dinle. Tümme ecib. Ecib ne idi? Cevapla. Anha. O soruları. Buradaki es ile çoğuldu. Neyin çoğulu idi? Sual. Soru. Es ile sorular. Anha. O soruları cevapla. Hasebe ne idi? E, göre. Neye göre? Metne göre. Metin. Nas. Ne demekmiş nas? Haseben nas. Metne göre. Devam ediyoruz. Diyor ki Ma unvanul hivar Unvan ne Başlık. Unvan neymiş? Başlık. Diyaloğun başlığı ne? Unvanul hivar tarihu küratil kadem. Öyle değil mi? ila ey asrin yaudu tarihul tarihu küratil kadem. İla ey asrin. Hangi asra? E, ey neydi arkadaşlar? Ey. Hangi? İla ey asrin hangi asra yaudu dayanır değil mi? Tarihi küretil kadem. Futbolun tarihi hangi asra kadar ne yapar? Dayanır, döner. Yaudu tarihi küretil kadem ila ma qablel milat. Milattan önceye ne yapar? Uzanır, dayanır. Men nadil evvel fi Türkiye. Türkiye'deki ilk takım, ilk kulüp nedir? En nadil evvel. Ne demekti? İlk kulüp. Ma ne? Hüve Beşiktaş neşe e doğdu. Fi seneti elfin ve tisimiyetin ve selase. 1903 yılında ne yaptı? Doğdu. Neşe neydi? İlk defa doğmak, ortaya çıkmak. Eyne bede et. Bede neydi? Çok geçti, başladı. Nerede başladı? Lübbetü küratil kadem. Futbol oyunu. Lübbeyi de artık çok iyi belledik. Li evveli merra ilk defa nerede başladı? Bede fi İngiltere, İngiltere'de ne yaptı? Başladı. Öbürüne geçtik. Meta ne zaman bede et başladı? Bede'yi de iyice öğrendik. Lütfen öğrenelim. Püratül kadem. Futbol ne zaman başladı? Fi İngiltere, İngiltere'de ne zaman başladı? Ne zaman başlamıştı gençler? Bede et fil karnet tasi'a aşar. Karn neydi? Karn. Asır. Neydi? Asır. O zaman karnla eşittir asır. Türkçe'de asırı kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen. O zaman karn eşittir asır. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. İngiltere'de diyor e, bede etneydi neydi? Bede başladı. Kaçıncı yüzyılda? 19. yüzyılda başladı. Maza gale. Ne dedi Hasan li ebihi? Hasan babasına ne dedi? Ne demişti arkadaşlar? Ene uridu istiyorum en ekune olmak, laiben, mahiran, yetenekli bir oyuncu. Laib neydi arkadaşlar? Oyuncu, öyle değil mi? Mahir neydi? Yetenekli. Yetehaddesune, bahsettikleri. Anni benden, fil müstakbel, gelecekte. Müstakbel neydi? Gelecek. Bu ne demekti arkadaşlar? Bahsetmek demek değil mi? Laib, Mahir. Gelecekte benden bahsettikleri yetenekli bir oyuncu olmak istiyorum. Ene uğruydu. Ben istiyorum demişti. Böylece tecrübata geçebiliriz. Başlıyoruz gençler. Üktüp yaz. Esma en nevadi. Arkadaşlar esma en nevadi neydi? En nevadi kulüpler. Esma e. Neyin çoğulu arkadaşlar? Buradaki esma ismin çoğulu. Türkçe'ye aynen ne yapmış? Geçmiş. İsim, isim, esma, isimler. Öyle değil mi? Hatta Allah'ın isimlerine Esmaül Hüsna deriz değil mi? Güzel isimler. Oradan hatırlayın. Esma isimler demek. Esma in nevadi ne demekmiş? Kulüplerin isimlerini yaz. El atiye gelen kulüplerin tahte neydi? Mekan zarfı idi. He, çok geçiyor altına. Tahte suvar var resimlerin altına. münasibe uygun resimlerin altına. Leha onlara uygun resimlerin altına. Kemafil misal örnekteki gibi. Şimdi arkadaşlar örneği nasıl yapmış? Zaten amblemlerinden bileceği takımları. Nadi Fenerbahçe Spor. Bu ne arkadaşlar? Nadi Trabzon Spor. Nadi neydi arkadaşlar? Nadi kulüp öyle değil mi? Nadi Beşiktaş Spor. Beşiktaş Spor kulübü. Şuna geldik. Nadi Galatasaray Spor. Nadi Ankara Gücü Spor. Nadi Bursa Spor. Böylece değerlendirme sorularına geçebiliriz. Birinci soruyu okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? El mülakeme ifadesinin Türkçe karşılığıdır. El mülakeme hangi spor türüydü? Hatırlayalım. Güreş neydi gençler? El musara'a. Bu değil. Yürüyüş neydi? El meşi. El meşi yürüyüş demektir arkadaşlar. El meşi neymiş? Yürüyüş. Boks neydi? El mülakeme. Evet cevabımız C. Peki koşu ne? El ceryu. O zaman el meşi yürüyüş Elceryu nedir? Koşu. O zaman hangisi doğru arkadaşlar? C şıkkı doğru. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Yuşahidü fiilinin Türkçe karşılığıdır? O erkek izliyor. Doğru. O zaman A şıkkı. Bakıyor neydi? Yenzuru. Okuyor neydi? Yekra'u. Koşuyor neydi arkadaşlar? Ceri, ye, Bunun mazisi cera'dır. Neymiş gençler? Bunu da öğrenmiş olalım. Aradan çıksın. Cera koştu, Yecri koşuyor. Bunun mazisi ne idi? Nazara. Ne idi? Nazara baktı. Yenzuru ne yapıyor? Bakıyor. Bunun mazisi ne idi? Kara e ne yaptı, okudu. Yakrau okuyor. Yuşahidü ne demekti o zaman? İzliyor. Peki o neyin muzaresiydi? Şahide. Şahede izledi. Yuşahidü izliyor. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi ennadi ifadesinin Türkçe karşılığıdır? Takım neydi takım? Çok geçti. El ferik. Öyle değil mi? Boks neydi? Az önce söyledik. El mülakeme. Kulüp neydi? Evet cevabımız C. Oyun neydi? Luğbetün. Öyle değil mi? El luğbetü. Peki ennadinin çoğulu neydi arkadaşlar? En nevadi. Hatırlayalım. Luğbe neydi? Lobe oyun. Dörde geçtik. En nadil evvel, En nadil evvel fi Türkiye, Türkiye'deki ilk takım hüve nokta nokta cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir? Trabzonspor, Beşiktaş, Ankara Gücü, Galatasaray. Hangisi arkadaşlar? B şıkkı hüve Beşiktaş Spor olacak da öyle değil mi? Şuna geldik. İla eyi asrin. İla eyi asrin neydi arkadaşlar? Hangi çağa? İla hay il ey neydi? hangi, hangi çağa yaudu dayanır, döner, tarih hüküratil kadem, futbol tarihi, hangi futbolun tarihi hangi asra kadar dayanırmış bakalım. Yaudu tarihi hüküratil kadem ila ma kablel milat, nereye kadar? Milattan önceye kadar. Böylece arkadaşlar sorularımızı da cevapladık. Dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Fi emanillah ilallika.